Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2024'te patlama yapacak 10 kat getiri potansiyeli olan iki küçük şirketin incelemesini gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden baş kısımlarda birkaç tane not vereceğim ve yine ilk baştaki eğitimsel o bilgisel kısımları da yine sizlere anlatmaya çalışacağım. Videomuz epeyce uzun epeyce inceleme yapmamız gerekecek çünkü hem patlama yapabilecek yüksek potansiyel hem de 10 kat gibi bir getiriden bahsediyorsak oldukça detaylı analizler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde şunu da tekrar belirtmem gerekiyor. Videoda 10-12 dakikalık bir kısmı inceleyeceğiz inceleyebiliyoruz ama bu incelemeler saatler sürüyor. Bunların arka tarafta farklı incelemelere, farklı değerleme metotlarına, farklı analizlere, yatırımcı ilişkilerle görüşmelerine tabi tutulduğunda lütfen unutmayın diyorum. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı da unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi 2024'te patlama yaparak 10 kat getiri verebilecek iki şirket dediğimiz zaman bizim aslında aklımıza ilk gelen şey çok ivmeli büyüyen, hızlı bir şekilde yükselişi, hızlı bir şekilde kar patlamaları, hızlı bir şekilde değerleme metotlarında artan sonuçları görmek istiyoruz. Bunun da iki önemli kalemi Var. Bir bilançosal olarak yani yaptığınız işten ettiğiniz kar olarak büyümeniz gerekiyor. İki henüz küçük şirket olmanız gerekiyor ki büyüme ihtimaliniz artabilsin. Şimdi buradaki mantık aslında çok net. Ne kadar küçük şirketseniz o kadar üzerinizdeki potansiyel artmış oluyor. Bunu çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Bugün Apple dediğimiz şirketin bir sene içerisinde, iki sene içerisinde 10 kat veya 20 kat yapabilme gibi bir durum söz konusu mu? Piyasa değerine baktığımız zaman trilyon doların üzerinde bir değerlemeye sahip olduğunu, piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun 10 kat yapması demek 20, 25, 30 trilyon dolarlık bir konuma gelebileceğini bizlere gösteriyor. Bu da dünya piyasasındaki yerini değiştireceği için imkansızdır diyebiliyoruz çok net şekilde. Bu örneğin paydasını daraltarak Türkiye'deki BIST 30 şirketlerin, BIST 50 şirketlerin getirdiğimizde de aynı şekilde 10 katı, 20 katı, 30 katı çok mümkün gözükmüyor. Ama daha düşük ölçeklerde olan şirketler 1 milyar, 2 milyar, 10 milyar, 20 milyar piyasa değeri olan işte yine 500 milyon, 1 milyar, 1,5 milyarlık bir öz kaynağı olan şirketlere baktığımız zaman özellikle de belli oranın üzerinde fiili dolaşımı kitlendiyse buradaki altı çizili noktalardan bir tanesi fiili dolaşımının kitlenmiş olması. Eğer fiili dolaşımı da bu oranlarda kitlendiyse Şirket değerlemeden de ziyade arz talep dengesinden yukarı doğru gitmiş oluyor. Önümüzdeki eğitim serilerini bitirdikten sonra tahtacılarla ilgili bazı eğitim serileri de sizlere anlatacağım. Orada malı yukarı taraftan verebilmek için arz talep dengesi oluşturmak, tahtacıların en çok korktuğu konulara değindiğimizde bu fiili dolaşım oranını kitlemenin ne kadar değerli, ne kadar önemli ve zor bir şey olduğunu da tekrar tekrar orada anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız ama bu bilgileri öncelikle bilmemiz gerekiyordu. Şimdi burada yine dediğim gibi göreceğimiz hisse grubu küçük sermayeli, ufak ölçekli ve çok agresif karlılıkla büyüyen şirketlerdi. Bu ag agresif büyüyüp borsa yükselirken çok 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 pahalı işlem gören şirketleri pek fazla konuşmamıştık. Yani endeksimiz 4000 küsürlerden 8000 küsürlere giderken biz bu çok agresif büyüyen şirketleri pek fazla konuşmamıştık. Çünkü ucuzlayacağını ve sert düşüşler yiyeceğini biliyordum. Bir şirket endeks %100 yani 2 kat yaparken 4 kat 5 kat 6 kat yapıyorsa aynı şekilde endeks %50 düşerken de 2 kat 3 kat 4 katlık bir düzeltmeye de tabi tutulacağını biliyorduk. Bu yüzden sert düşüşleri bekledik ve bundan sonra girmenin daha sağlıklı olabileceğini de bu video içerisinde zaten göreceğiz. Bunlar normal bazda baktığımız zaman çok iyi şirketlerdi. Fakat bizler bunları ucuzken almalıydık. Bunu daha iyi bildiğimiz için bugünlere sakladık. Yani ben agresif büyüyen ve geleceğe hitap eden şirketlerin 20-30 FK'larda olmasının olağan olduğunu biliyordum. Ama bunlar aşağı gelebileceği için bu zamanları beklemek bizim için daha sağlıklı olacaktı. Ne demek istediğimi ikinci şirketimizi incelerken anlatacağım. Çünkü ilk şirketimizde bunu görmeyeceğiz. Çünkü ilk şirketimiz çok yüksek potansiyellere sahip olmasına rağmen 10 FK'dan işlem görüyor ve hala çok ucuz. Aynı zamanda şirketin %90 oranında fiili dolaşımı da kitlenmiş. Nerede? Yurt dışında bir şirkette kitlenmiş durumda. Hadi gelin onu hemen bir incelemeye başlayalım. İlk şirketimiz Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ Ekpro diye kısaltmasından da daha iyi tanıyacaksınız. Şimdi Ekpro'ya baktığımız zaman ikinci şirketimiz kadar agresif bir FK oranı yok. Çünkü 11 FK, 7 FD Favök, 5 piyasa değeri defter değerinden işlem gördüğünü, çeyreklik satışlarını, çeyreklik Favök'ün çeyreklik net karını arttırdığını görüyoruz. Satışlar esas faaliyet karı ve net dönem karındaki artışı gayet güzel. Kaldıraç oranına baktığımız zaman Oldukça güzel seviyelerde öz kaynak karlılığına baktığımızda yine oldukça iyi seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Bu da bize artı noktada çok güzel seviyeler veriyor. Aynı zamanda bu bilanço büyümesine göre tekrar söylüyorum çarpanları çok ama çok ucuz. Burası önemli noktalardan bir tanesiydi. Şimdi gelelim detaylarına bakmaya. Çünkü önemli olan nokta aslında herkesin gördüğü gibi değil göremediği taraflara bakmak. Şimdi Egepro'nun şirket bilgisine geldiğimiz zaman %87.9 hatta %88'inin Diconen V tarafından kitlendiğini yani en büyük ortağının Di Dikonen V olduğunu görüyoruz. Bizim halka açık kısmı sadece yüzde 12. %88 düz hesap %90 dersek de %90'ın kilitli olduğunu görüyoruz. Hocam %88 ile %90 arasında bir fark yok mu? Tabii ki var. %2'lik bir fark var. Ama bunun şuradan daha iyi sonucunu anlayabileceğiz. Şirket 93 yılında halka açılıyor. 2001 yılında Dikonen V tarafından %51'i satın alınıyor. Bugün geldiğimiz noktada %88'i. Belki önümüzde 10 sene sonra %90'ın da üzerine Dikonen V'nin çıktığını görebileceğiz. Bu önemli bir noktadır diyebiliriz. Şimdi gelin diğer kısımlara bakalım. Ekpro tarafına baktığımızda halka açıklığının harika olduğunu, büyük ortağının çok net ve kararlı, istikrarlı şekilde hissedeki payını büyüttüğünü görüyoruz. Son 10 yıllık ve son 5 yıllık getirisinin hem dolar hem enflasyonun üstünde devam ettiğini bizlere çok net söylüyor. İsterseniz grafiğimizi tümünü alalım. İşte 2013 yılına gittiğimiz zaman hissemizin 3 lira olduğunu, bugün 150 lira olduğunu, 50 kat yaptığını görüyoruz. 2018'e gideceğiz. Neden? Bir 10 yıllık bir 5 yıllık bakalım diye. 2018'de şirketimizin aşağı yukarı 8 liralarda olduğunu bugüne itibaren 20 katlık bir getirisimiz verdiğini görebiliyoruz. Zaten büyük bir bölüm bu kadar kilitli olan bir şirketle aksini düşünmek neredeyse imkansızdır. Fili dolaşım oranı %8-10-15 olan şirketlere bakın, mutlaka diğerlerinden daha agresif büyüyeceklerdir diğer tüm parametreler net olduğunda. O zaman biz burada neyi görüyoruz? Demek ki şirketimiz uzun vadede de kazanç sağlıyor. Alıp uzun vade beklemek 3 katları, 5 katları, 10 katları, 20 katları beklemek bizim için hayal değildir. Bunu da görebiliyoruz. Bir diğer önemli noktasına baktığımız zaman şirketimizin ne iş yaptığını göreceğiz. Şirketimizin işi süper. İmalat ve temel emtia tarafında bir imalat yapıyor. Bunun oldukça kuvvetli olduğunu veya güzel bir senaryo olduğunu görebiliyoruz. Peki yine diğer inceleyeceğimiz noktalardan bir tanesi artık bu aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Öyle bir şirket var bu şirketin adı Ege Profil diyelim. Bu Ege Profil'in %88'ine ki %51'inden almasıyla birlikte artarak payını devam ettiriyor. Nereden bu yana? 2001'den bu yana devam ettiriyor. %51'deki hisselerini %88'e çıkartıyor istikrarlı şekilde. Bu şirketin en büyük ortağı demektir. Peki biz bu en büyük ortağın ne iş yaptığını biliyor muyuz? Ona da kısaca bakmamız gerekiyor. Dikoran ve Belçika merkezli bir şirkettir ve genellikle PVC pencere ve kapı profilleri üretimiyle bilinen bir şirkettir. İş modeline baktığımız zaman yapı malzemeleri, inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerine odaklandığını görebiliyoruz. Şirket özellikle dediğimiz gibi PVC malzemeleri kullanarak üretilen pencere, kapı, cephe sistemi, dış cephe kaplamaları vesaire noktasında lider konumda dünyada. Bunu görebiliyoruz. İşte kuruluş tarihine baktığımız zaman 1937'leri görebiliyoruz. Aynı zamanda dünya genelinde de birçok farklı ülkede iştirak ettiğini, birçok farklı uluslararası pazarda da geniş müşteri tabanına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında Dikon MV benzeri aynı iştirak sahip oldu ama çok daha büyük olduğu bir şirkettir Ege Profil'in ve Ege Profil'i görüyor. Bu sayede de yatırımcı yatırımcısı oluyor. Ege Profil'in gidişatlarının da zaten buradaki tablolardan da baktığımız üzere yukarı doğru gittiğini, sürekli kendini geliştirdiğini ve zaten bunun en basit örneğinde bilanço ve hisse fiyatının artışından da görebildiğimizi görüyoruz. Buradaki en önemli ve kritik noktalardan bir tanesi bu kadar iyi özellikleri olmasına ve bu fili dolaşımlara rağmen 11 FK'dan bağlanmasıdır. Fakat biz yine burada belli başlı düzeltmeler bekleyeceğiz. Zaten hafif bir düzeltme serüveni içerisinde. 145 liralar bizim için bir kademe ol 133 liralar bizim için bir kademe olabilir. Dipte yakalayabildiğimiz takdirde 123 liralar da bizim son kadememizdir diyebiliyorum. O zaman Ege profilden artık ikinci hissemiz olan ve örneği de anlatacağım. Smart G tarafına geçelim. Şu şekilde kapattık grafiklerimizi. Şimdi Smart baktığımız zaman yatırım harcaması ve ARGE harcamalarını öncelikle size göstererek başlamak istiyorum. Şimdi Smart 693 milyon 9 aylık bir karı var. 700 milyon diyelim düz hesap. Hemen öncelikle gelir tablosuna edeceğiz. Bu 700 milyonun ne kadarının ARGE'ye gittiğini görüyoruz. Şirketimize baktığımız zaman 9 9 ayda 700 milyon liralık bir net dönem karı olduğunu görüyoruz. Şirketimizin yatırım ve ar harcamalarının çok kuvvetli olduğunu bileceğiz. Şimdi hemen bir yatırım harcamalarına bakalım. 700 milyonluk bir net dönem karı vardı. Hızlıca aşağı iniyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımız zaman 700 milyona karşılık 963 milyonluk bir nakit çıkışı olduğunu görüyoruz. Yani şirketimiz inanılmaz ölçülerde bir yatırım harcaması yapıyor. Bu bizim için çok güzeldir. Ne tarafı güzeldir? Geleceğe doğru büyüyebileceğini bilmemiz çok güzeldir. Smart Y için ilk önemli nokta bu. Fii dolaşım oranına baktığımız zaman %12'ler kadar düşük olmasa da %27'lik, %26-96'lık bir fiili dolaşım oranı görüyoruz. Gayet güzel. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 1.2 milyar TL görüyoruz. Bu yine gayet güzel ve asıl önemli noktası ve dikkat çekeceğimiz noktası olağanüstü bir bilanço büyümesi olmasıdır. Satışlarındaki, esas faaliyet kârındaki ve net dönem karındaki artışa bakın. Net dönem kârını sadece bir senede 5'e katlamış. Zaten bunu çeyreklik satış, çeyreklik favök grafiğinde görebiliyoruz. Çeyreklik net karda ufak bir geriye doğru gidişat var ama bir önceki çeyreğe göre. Yoksa bir önceki seneye göre dediğim gibi 5'e katlayan bir yapı söz konusudur. Bunu da gördük. Yaptığı işe baktığımız zaman zaten üzerine konuşabileceğimiz bir şey yok. Muazzam ve geleceğin favoristir. Güneş enerji panellerini çok akıllı sistemlerle, inovatif ve yazılımsal sistemlerle üretip satıyorlar. Fakat buradaki kötü nokta ne? Kötü diyebileceğimiz nokta FK oranı. FD fabrik ve piyasa değeri defter değerinin çok çıkmasıdır. İşte biz aslında şu anda 45 olarak gördüğümüz FK oranı zirve seviyedeyken yani hisse şu anda tepe noktada gördüğü seviye 100 liralar seviyesi. Şu anda 60 lira. Aşağı yukarı 120 lira olduğunu düşünürseniz pe noktada 90 FK'dan işlem görüyordu. Bugün 45 FK'ya düştü. Doğru tam hesap vermem isterseniz 80 FK'dan işlem görürken bugün 45 FK'ya düştüğünü görüyoruz. İşte arada çok ciddi bir uçurum var. Peki Smart biz biraz daha bekleyip özellikle de işte düzeltmeleriyle birlikte bekleyip aşağıda 47,5 liralardan almayı başarabilirsek %20'lik bir düzeltme daha göreceğiz. Bu da FK oranlı şirketin 35'ler mertebesine çekecektir ve bizim belki 4-5 ay önce yani Eylül sonunda Ekim başında 90-85 FK'dan alabileceğimiz bir şirket bugün bizlere 35 FK'dan aldırma fırsatını işte bu örnekte açıkladığım nokta vermiş oluyor. Burası oldukça güzel bir seviyedir. Bu düzeltmelerin çarpanlara da çok net yansıdığını bilmemiz bizim için çok sağlıklı olacaktır. Peki Smart G ne yapıyor? Biraz hakkımızda kısmından web sitesinden bakalım. Bir kere ARGE odaklı bir bakış açısı olduğunu söylüyor. Panel üretimi, EPC anahtar teslim kurulum hizmeti, mühendislik hizmeti, proje geliştirme, işletme, bakım hizmeti, elektrikli araç şarj ağı kurulum hizmeti verdiğini görüyoruz. 3 tane fabrikasının üretim fabrikasının olduğunu görüyoruz. 2024 yılına kadar da büyüme hedefini yine burada birlikte incelemiş olacağız. Fakat daha önemli noktasını yatırımcı sunumunda göreceğiz. Yatırımcı sunumunda aslında akıllı sistemlerle ilgili çok kısa bir şeyler göstereceğim sizlere. Buradaki hakkımızda kısmını tamamen incelemeniz çok sağlıklı olacaktır. Aldığı ödülleri, kilometre taşlarını, yapı taşlarını nerede ne kadar büyümüşler bunları görebileceksiniz. Fakat buradaki önemli bir nokta güneş takip sistemiyle bu güneş panellerini üretmeleri. Bakın, ilk görselde gördüğünüz gibi güneşin yerini algılıyor ardından panelleri bu tarafa doğru döndürüyor. Güneşin yeri değiştiği zaman bunu tekrar algılıyor ve güneşin panellerini yönünü o tarafa doğru değiştiren oldukça kuvvetli akıllı bir sistem ürettiklerini görebiliyoruz. Yine baktığımız zaman burada şimdi de konjektürel bir yaklaşımda bulunacağız Smart G için. 2050 yılında net sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmak için elektrik üretiminin önemli ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacağını öngörüyorlar diyor. Ve aynı zamanda şu bilgiyi de veriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içerisindeki payının 2000 yılında %22, 2020 yılında %37 gerçekleşmiştir diyor. Ve 2050'de de %91 seviyesine oluşacağını da buradan tekrar söylemiş oluyor. Biz de buradan bu yenilenebilir enerjinin ve bunun da güneş enerjileriyle üretmenin potansiyelinin ne kadar açık olduğunu tekrar tekrar görmüş olduk diyebiliyorum. Smart G için hedef kademelerimize baktığımız zaman aslında şu anda bulunduğumuz seviye bir hedef kademesiydi bizim için. Aşağıda 47.80'leri tekrar radarımıza almış oluyoruz. Arada bir kademe atmak istiyorum diyenler olursa ben şu gap boşluğunu da vermeden 53 lira 25 kuruşları daha mantıklı görüyorum diye ]bilirim. Daha sert düzeltmeler olursa aşağıda 42 liralara kadar potansiyelimiz olduğunu da tekrar bildirmek isterim. Bugün 2024'te patlama yapabilecek 10 kat 15 kat getirileri bizlere rahatlıkla sunabilecek iki küçük şirketi inceledik. Bunlardan bir tanesi emtia tabanlı üretim yapan ve %90'ı hissesi %90'ı Belçika taraflı bir şirketle kitlenmiş ve buna da %51'den çıkmış bir şirket olan Ege Pro'yu gördük. Ve zaten son 10 senedeki ve son 5 senedeki getirilerinde 50 kat ve 20 katla bizleri net şekilde ufkumuzun doğru olduğunu teyit etti diyebiliriz. İkinci şirketimize baktığımızda SmartGE'yi görüyoruz. Muazzam yatırım harcamaları ve olağanüstü bilançosuyla büyüyen, geleceğin en önemli işlerinden bir tanesini yapan, geleceği de hece etme noktasında bize fayda sağlayabilecek bir şirket olan SmartGE'yi görmüş olduk. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu videoyu hazırlayabilmek için aşağı yukarı 8 saatten fazla bir araştırma gerekti. Bunun için abone olarak beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz emeklerimiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.